İyi akşamlar, selamlar, saygılar. Artık Cumhurbaşkanı adayları belli oldu. Hepsine ayrı ayrı başarılar diliyorum. Milletvekili adayları da yavaş yavaş belli oluyor. Partilerle mülakatlar var, görüşmeler var. Hepsine başarılar diliyorum. Ancak yine ve maalesef milletvekili adaylarının kimler olacağına ve seçilebilecek sıralardan kimlerin aday gösterileceğine genel başkanlar karar verecek. Milletvekili seçilecek olanlara bir hatırlatma, bir rica, belki bir uyarı. Her ne kadar sizi genel başkanlarınız seçilebilecek yerlerden aday gösteriyor olsa da milletin vekili olduğunuzu dileriz unutmazsınız. Çünkü biz genel başkan vekili seçmekten yorulduk. Evet, Cumhurbaşkanı adayları belli oldu. Başarılar diledik. Milletvekili adaylarına başarılar diliyoruz. Siyasi partilere başarılar diliyoruz. Ancak dün üzücü bir haber aldık. İyi Parti'nin masasına bir saldırı gerçekleşmiş. 5 kişi bıçakla ve tabancayla yaralanmış. Çok üzüldük. Ve endişe ediyoruz. Tüm genel başkanlardan, partilerin yöneticilerinden ricamız, bu tür hareketleri en şiddetli şekilde kınamaları ve gerginliğin tırmanmasına izin vermemeleri. Bu süreci huzur içerisinde, barış içerisinde kardeşliğimizi pekiştirerek geçirmekte fayda var. Seçimler güzeldir, demokrasi şölenidir. Birbirimizi kırarak değil, seçimlerden sonra da birbirimizle yan yana geleceğimizi her zaman hatırlayarak yürümekte fayda var değerli dostlarım. Peki, Cumhurbaşkanı adayları belli oldu da, acaba Cumhurbaşkanı adayları bize şu ana kadar ne söyledi ve biz nelere cevap arıyoruz? Ben izninizle buraya gireceğim. Çünkü açık söyleyeyim, Cumhurbaşkanı adaylarının birbirlerine sert konuşmaları, ağır sözler söylemeleri, bağırıp çağırmaları bizim derdimizi çözmüyor. Dertliyiz, sorunluyuz, dertlere, sorunlara çözüm istiyoruz. Peki, acaba böyle canımızı yakan en büyük dert nedir diye sorsam ne deriz? Ben 1000 tane söyleyeyim, siz 1001'inciyi söyleyin. Biliyorum. Ama ben dertlerin böyle en alev alevi diye nedir diye düşündüm ve buldum. Bakınız, 2018'de Türkiye'nin dış borcu 453 milyar ABD doları. Bir daha, 2018 dış borç 453 milyar dolar. Puu. İşte ben Cumhurbaşkanı adaylarından bu 453 milyar ABD doları dış borcu nasıl ödeyeceğimizin reçetesini duymak istiyorum bir vatandaş olarak. Bilmek zorundayım. Çünkü sevgili dostlarım, bir daha gösterelim. 453 milyar ABD doları. Benim doğmamış torunlarım şu anda borçlu. Doğmamış torunlarımızın çocukları şu anda borçlu. Bunu ödeyeceğiz. Kimse ödemeyecek. Biz ödeyeceğiz bunu. İşte mesele bu. Birbirimize bağırıp çağırarak, sen hainsin, sen şöylesin, sen böylesin diyerek değil. Ben bu 453 milyar dolar nasıl ödenecek arkadaşlar? Bunu merak ediyorum. Bilmek zorundayım bunu. Şimdi şunu şöyle kenara koyalım. Unutmayalım, başa döneceğiz. 2018'de cari açık yaklaşık 40 milyar dolar. 40 milyar dolar.
Bu dış borç 2018'de ödenecek. 2018'deki şu an birikmiş, ödenecek değil ama 2018'de birikmiş dış borcumuz 453 milyar dolar. 2018'deki cari açıkta yaklaşık, çünkü 2018 bitimine kadar bu toplanacak, 40 milyar dolar. Azalmaz, maalesef artabilir. Of, cari açık mı? Cari açık. Şimdi cari açık deyince böyle biraz bilinmez gibi geldi. İzah edeyim izin verirseniz. Şunu şöyle yukarıya koyalım ve bu cari açık ne menem bir şey görelim. Değerli dostlarım, 100 lira kazanıyorsunuz, 150 lira harcıyorsunuz. 100 lira kazanıp 150 lira harcarsak açığımız 50 liradır değil mi? İşte buna cari açık deniyor. Çok böyle ciddi derin ekonomi bilgisine gerek yok. 150 lira harcıyorsak, 100 lira kazanıyorsak kazanmadığımız 50 lirayı borç almak zorundayız. Borç ihtiyacımız da cari açık ne kadarsa o kadardır. Basit değil mi? Devletler de böyle. Kazanmadığımızı harcarsak aradaki farkı kaçınılmaz olarak borç alıyoruz demektir. Peki ne yaparız bu durumda? Yani 100 lira kazanıp 150 lira harcıyorsak ve bu bizim için bir sorunsa ki sorun, ne yaparız evimizde? Ya 100 lira yerine 150 lira kazanmaya çalışırız, yani gelirimizi arttırırız. Ya da veya aynı zamanda 150 lira harcamak yerine 100 lira harcamak için tasarruf ederiz. Yani başka çare yok. Ya gelirini arttıracaksın ya harcamandan tasarruf edeceksin ve mümkünse tabii ikisini birden yapacaksın değil mi? Evimizde olsa böyle yaparız. Devletin de böyle yapması lazım dostlarım. O zaman ben Cumhurbaşkanı adaylarına soruyorum. Yıllık 400, özür dilerim, 2018'de dış borç 453 milyar dolar. 2018 yılı için, bu yıl için cari açığımız 40 milyar dolar. Peki bu 453 milyar dolar dış borcu 2018'de açık verecek olan 40 milyar dolar nasıl kapatmayı düşünüyorsunuz? Bize reçeteniz ne? Bu işte son derece önemli. Dostlarım, ödeme kapasitemiz ülke olarak maalesef yüksek değil. Çünkü üretmiyoruz, tüketiyoruz, alışveriş merkezi açıyoruz, rezidans yapıyoruz, elimizdekini satıyoruz, fabrikalarımızı arsa değerinden satıyoruz. Üretmiyoruz, tüketiyoruz ve açık söyleyeyim dışarıdan satın alıyoruz. Dışarıdan alıyoruz. Türkiye'de üretmiyoruz, dışarıdan satın alıyoruz. Fabrikalarımızı kapatıyoruz, fabrikalarımızı satıyoruz. Tarlalarımızı işte imar rantına açıp inşaat yapıyoruz. İnşaat, inşaat, inşaat. İthal ediyoruz ve habire tüketiyoruz. Dostlarım, bakınız. Biz hepimiz Türk lirası kazanıyoruz. Ama aslında TL harcar gibi yapıp dolar harcıyoruz. Neden mi? Çünkü yerli malı üretmediğimiz için tüm harcamamız dolara endeksli. Açıklayacağım. Sadece bir örnek vereceğim ve ne kadar aslında yazık olduğunu, ne kadar üzücü bir durumda olduğumuzu ama bunun da çözülebileceğini göreceksiniz. Örnek o kadar basit ki. 2017'de sevgili dostlarım
3 milyar dolarlık ne almışız? Şöyle önüne geçeyim. İleri teknoloji mal mı almışız? Bilgisayarların bilmem Türkiye'de asla üretilemeyecek parçasını mı almışız? Dünyanın en ileri bilgisayar çiplerini mi almışız? 2017'de 3 milyar ABD doları. Hayır. 2017'de 3 milyar ABD doları pamuk ipliği ve pamuklu mensucatı yurt dışından satın almışız. Yahu penye almışız, penye. Penye. Türkiye pamuk üretiminde dünyanın en uzman ülkelerinin başında geliyor. Biz nasıl olur da 3 milyar dolarlık pamuk ipliği ve penyeyi yurt dışından alırız? Bizim satmamız lazım. İşte sorun burada. Çünkü üretmek artık masraflı gelmeye başlamış. Üretmek yerine tüketiyoruz, borca yükleniyoruz, borcu borçla kapıyoruz. Bundan bize ne mi diyeceğiz? Yoksa bu bizim meselemiz mi? Sevgili dostlarım, bundan bize ne diyemeyiz. Çünkü biz 453 milyar dolar dış borcu biriktirmişiz. Ama hepimiz Türk lirası kazanıyoruz. Dolar harcıyoruz. Çünkü üretmiyoruz. Çünkü tüketiyoruz. Ve bu 453 milyar dolar dış borcu bizim yerimize bir başkası ödemeyecek. Çoğumuz asgari ücretle çalışıyoruz veya asgari ücrete yakın ücretlerle çalışıyoruz. Hemen hemen hiçbirimiz alın terimizin karşılığını çalışanlar olarak almıyoruz. Emeğimizin karşılığı bu değil. Emeğimizin karşılığı asgari ücret hiç değil. Neden mi? İzah edeyim. Bakın. Şunları şöyle kenara bırakalım. 2018'de asgari ücret 1603 lira. 1603 lira. Güzel. 4 kişilik ailenin açlık sınırı sevgili dostlarım. 1662 lira. Yani 4 kişilik bir aileye eğer bakıyorsanız bir asgari ücretle açlık sınırının 59 lira altında kazanıyorsunuz. Türk İş rakamları benim değil. Yoksulluk sınırına geldik. Yoksulluk sınırı sıkı durun. Türk İş'e göre 4 kişilik bir ailede 5415 lira. Asgari ücret ne? 1603 lira. Ben Cumhurbaşkanı adaylarından, ben siyasi partilerden bu 453 milyar dış borcu nasıl ödeyeceğimizi, emeğimizin karşılığını nasıl alacağımızı, Türkiye olarak, ülke olarak nasıl üretip, nasıl canımız yanmadan tasarruf edip bu asgari ücreti, açlık sınırının altındaki bu asgari ücreti, yoksulluk sınırının çok ama çok altındaki bu asgari ücreti insanca yaşayabileceğimiz bir ücrete yükseltebileceğimizi soruyorum. Sevgili dostlarım, üretmeden olmaz, bol keseden olmaz. Üreteceğiz ki bu rakamlar yükselebilsin. Aa, hepimizde 4 kişi miyiz diyeceksiniz. Tek yaşayanlar var. Artık toplumda bekarlar çoğaldı diyeceksiniz. Şimdi yine Türk İş rakamlarına göre onlar için de cevabımız var. Bekar bir kişinin tek başına yaşama maliyeti. Hiç kimseye bakmak zorunda değil. Annesine, babasına, kardeşine falan bakmak zorunda değil. Bekar bir kişinin tek başına yaşama maliyeti 2055 lira. Asgari ücret 1603 lira. Yani evlenmem, bekar kalırım demek de çözüm değil sevgili dostlarım. Yani emeğimizin karşılığını maalesef alamıyoruz. Şimdi köprüler tabii ki yapacağız. Tabii ki
havaalanlarımızla gurur duyacağız. Tabii ki dünyanın en büyük havaalanı, Boğaz'ı alttan geçtik, üstten geçtik. Muhteşem. Çanakkale'yi de bağlamamız lazım, doğru. Bunların hepsiyle gurur duyuyoruz. Sorun yok. Daha çok yapalım, daha güzelini yapalım, maliyetine yapalım. Ancak demin sorduğumuz sorulara, şu 453 milyar ABD dolarını nasıl ödeyeceğiz biz sorusuna, köprü yaptık, otoyol yaptık, tünel yaptık, dünyanın en büyük havaalanını yaptık, daha ne istiyorsun dediğinizde, ya insanlar diyor ki açız, aç. Bunu da yap ama lütfen soruna da çözüm söyle. Çünkü aksi takdirde yine birbirimize bağırıyoruz. Bu somut bir sorun. Seçime gidiyoruz, bu somut soruna somut çözüm nedir, ne düşünüyorsunuz bunu bilmek hakkımız. Tabii köprü yaptım diyene sen nasıl köprü yaparsın denildiğinde bundan da hoşlanmıyoruz. Ben açık söyleyeyim. Köprüyle, alt geçitle, işte metroyla, bunlarla gurur duyuyoruz. Tünelle gurur duyuyoruz, havaalanıyla gurur duyuyoruz. Bunlara laf söz söyleyeni yadırgıyoruz. Peki. Ama açız dediğimizde köprü yaptık cümlesi de bizi doyurmuyor. Demek ki aldık başımıza koyduk. Çok güzel. Hep birlikte yaptık. Bizim vergilerimizle yaptık. Yapan, bu ülkenin ihtiyacı bir taşı diğer taşın üzerine koyan herkesten Allah razı olsun. Sorun yok. Ama açlık, sefalet, eğitimsizlik, çözümler nedir? Bunları konuşmaya da köprü yapmak, otoyol yapmak, havaalanı yapmak engel değil. Bunlara da inandırıcı çözümler istiyoruz. Şimdi size çok çarpıcı bir başka rakam daha söyleyeceğim sevgili dostlarım. Asgari ücret 1603 lira kalsın. Çünkü bu 1603 lira asgari ücreti her sabah dolmuşa bindiğimizde, İstanbul kartı okuttuğumuzda, metro kartımızı okuttuğumuzda biliyoruz, hatırlıyoruz. Her vesait değiştirdiğimizde asgari ücretin 1603 lira olduğunu biliyoruz. Şimdi sıkı durun sevgili dostlarım. Hakikaten sıkı durun. Ben niçin birbirimize bağırmayalım derken, yani bağırıp çağırmak çözüm değil, boş slogan atmak çözüm değil, hakaret çözüm değil, hainsin demek çözüm değil. Buz gibi bir gerçeklikle karşı karşıyayız. Şu 453 milyar dolar borcumuz TL'ye vurduğunuzda muazzam bir rakam. Hiç sıfırları söyleyip canınızı sıkmayacağım. Zaten canımız buna sıkılıyor. Dolar bir kuruş arttığında, bakın bir kuruş arttığında bizim dış borcumuz kaç TL artıyor biliyor musunuz? Hazır mıyız? 45 milyar TL artıyor. Dolar bir kuruş arttığında sevgili dostlarım, dış borcumuz tam 45 milyar TL artıyor. Uf! Bir kuruş arttığında. Hani kimimizin telefonuna bildirim geliyor ya, işte dolar şu kadar oldu. Ya da bakıyoruz hemen sabahleyin dolar kaç lira bilmiyorum. Veya alttan bant geçiyor. Dünden bugüne bir kuruş arttığında, sabahtan öğlene bir kuruş arttığında 45 milyar lira daha fazla borç. Ama bana ne borçtan? Ya nasıl olur? Biz ödeyeceğiz bu borcu. Bu bizim borcumuz. Bizim rızamızla alınmadı ama bu borç bizim borcumuz. Şimdi sevgili dostlarım, daha önce söylemiştim ama bu önemli. Ocak'tan Nisan'a bizim asgari ücretimiz de azaldı. Olur mu canım? Aynı şey aldık. Hayır. 1603 lira asgari ücret aldık ama biz demin ifade ettim. TL kazanıp dolar bazında yaşamak zorundayız. Çünkü üretmeyen bir toplum haline geldik. Yurt dışından ithal ediyoruz. İthal ettiğimiz için hayatımız pahalılaşıyor. Dolar arttıkça hayatımız pahalılaşıyor. Hesapladım. 1603 liralık
Açlık sınırının 59 lira altında olan asgari ücret Ocak'tan Nisan'a dolar bazında sevgili dostlarım 140 lira daha düşmüş. Ama yazık. Ama yazık. Yani dolardan bize ne? Bir başkası doların artışını düşünsün, endişelensin diyecek durumda değiliz. Çünkü harcamalarımızı TL cinsinden ama maalesef dolara endeksli yapmak zorunda kaldık. Çünkü fabrikalarımız kapanıyor. Fabrika arsalarına rezidanslar yapılıyor. Alışveriş merkezleri yapılıyor. Tarlalarımız üretmek yerine imar rantını açılıyor. Ve biz üretmek yerine borçla dışarıdan mal alıp onu harcıyoruz. Ya daha ne diyeyim? 3 milyar dolarlık 2017'de 3 milyar dolarlık penye almışız. Penye. Pamuk ipliği almışız. El insaf. El insaf. Şimdi Mayıs 2017 sevgili dostlarım. Mayıs 2017. Yani geçen sene bu zamanlar. 1 litre mazot 4,5 lira ortalama Mayıs'ta. Ortalama fiyatını söylüyorum. 60 litrelik bir depo 270 TL'ye doluyor. Geçen sene 270 TL verip depomuzu doldurabiliyoruz. Çünkü mazot 4,5 lira. Ha dünyanın en pahalı mazotu o tarihte de. Çünkü o kadar çok vergi var ki. Peki. Yatımız olsaydı, lüks yatımız olsaydı bir takım teşvikler sayesinde 2 küsür liraya litresi mazot alabilirdik. Ama yatımız yok, traktörümüz var, yatımız yok, minibüsümüz var, yatımız yok, kamyonumuz var, yatımız yok, tır 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 bir dört teker arabamız var. 4,5 liraya dolduruyorduk. 2017 270 liraya 60 litre doluyordu. Şimdi Mayıs 2018 sevgili dostlarım. 1 litre mazot 4,5 liradan 5,60'a yükselmiş. 5,60'a yükselmiş. 60 litre depo 336 liraya doluyor. Geçen sene 270 liraya doluyormuş. Bu sene 336 liraya doluyor. Şimdi sadece bir yılda bir depoda fark 66 lira. 66 lira. Bir yılda 66 lira daha eksik doluyor depo. Ya da 66 lira daha fazla vereceğiz. Ancak o zaman depoyu tam doldurabileceğiz. Ya hayat mazottan mı ibaret? Ben mazot yakmıyorum diyebilirsiniz. Tabii mazot yakmamak gibi bir şey söz konusu değil sevgili dostlarım. Çünkü elektriğimizde aldığımız meyvede, sebzede her şey Türkiye'de petrolün, akaryakıtın fiyatına bağlı. Dolayısıyla bunun mazot dışında nesi var? Elektriği var. Zamlı. Suyu var. Zamlı. Of! Doğalgazı var. Pek zamlı. Kirası var. Zamlı. Zaten kiraya zam lan. Asgari ücretteki fark bitti. Her kalemdeki zam asgari ücretten aldı götürdü. Çocuğun okul parası var. Vallahi billahi okul taksidi, servis parası, şusu busu kabus. Yetmedi. Evin aidatı var. Durmuyor ki. Pazar alışverişi var. Pazar. Hanımlar beyler. Şimdi yine sıkı durun. İnsaflı bile hazırlamışız ama bu insafsız. 2014 yılından 2018'e internette gezinirken buldum, kontrol de ettim. Nohut. 2014'ten 2018 Mayıs'a nohuttaki artış %313. Sevgili dostlarım, nohutta
%313 zam gelmiş nohuta. 2014'ten 2018'de %313 daha fazla para kazananınız var mı? Fasulyedeki artış %212. Uf! Nohutta 313, fasulye ikinci. %212 artış. 2014'ten 2018 Mayıs'a %212 daha fazla para kazanan var mı? Bilmiyorum. Süt. Ya süt. Çocuklarımıza içireceğiz. Biz içmesek de çocuklara içireceğiz. Günlük süt %77 artmış arkadaşlar. %77. Hayat pahalı. Biz üretmiyoruz. Ürettiğimizden fazlasını tüketiyoruz. Dolayısıyla kazandığımızdan çok daha fazlasını sevgili dostlarım harcıyoruz. Ben tüm Cumhurbaşkanı adaylarına, hepsine saygıyla şu soruyu soruyorum. Seçildiniz peki? Reçeteniz ne olacak? Türkiye'nin sorunlarının hiçbiri çözümsüz değil. O kadar büyük, o kadar verimli bir ülke ki, o kadar güzel bir ülke ki. Ama bu ülkenin güzel insanlarını refaha nasıl taşıyacaksınız? Türkiye'nin fabrikalarını nasıl çalıştıracaksınız? Yepyeni fabrikaları nasıl, nereye yapacaksınız? Hangi alanlarda gelişeceksiniz? Tarıma dayalı sanayiyi kuracak mısınız? Çiftçiyi tarlasından sanayiye refah içinde yaşar hale getirecek misiniz? Çözümünüz ne? Bir reçete ödeyeceğiz. Bu reçete kimin canını daha çok yakacak? Zaten yoksulun, zaten asgari ücretle açlık sınırının altında yaşayanın daha da mı fazla canı yanacak? Canı mı çıkacak? Çözümünüz yoksa başka mı? Gerçekçi çözümleriniz neler? Lütfen şimdi söyleyin. Çünkü bizden o istiyorsunuz. Biz de bilmek istiyoruz. Türkiye'nin sorunlarının her birinin çözümü vardır. Ama çözüm birbirimize bağırıp çağırmak, birbirimizi ihanetle suçlamak ya da daha yüksek sesle konuşmak değil. Birbirimizi dinlemek, anlamak, ortak aklı sorunların tespitine ve çözümlere vermek. Türkiye'nin her sorununu hep bir arada olursak çözebiliriz. Cumhurbaşkanı adaylarına işte ben bunu soruyorum. Türkiye'nin sorunlarının ne olduğunu düşünüyorsunuz ve nasıl çözeceksiniz? Lütfen slogan değil, hamaset değil, somut somut somut. Efendim hepinize iyi akşamlar diliyorum. En kısa zamanda ve yarın tabii en kısa zaman inşallah görüşmek üzere. Saygılar, selamlar. Hoşça kalın efendim.